Bir satıcı elindeki gömleklerin tanesini 35 YTL'den satarsa 540 YTL kar, 24 YTL'den satarsa 120 YTL zarar ediyor. Buna göre satıcının elinde kaç adet gömlek vardır? Biz burada değişmeyene odaklan yöntemini kullanacağız. Satıcının karı değişiyor, zararı değişiyor, satış fiyatı değişiyor, değil mi? Değişmeyen ne var? Gömleklerin sayısı var. Öyleyse ben gömleklerin sayısına x diyeyim. G de diyebilirim gömlekten ama klasikleşmiş x diyeceğiz. Şimdi ilk başta gömleklerin sayısı x. Tanesini 35 liradan satıyor. Dolayısıyla ne kadar para kazanır? 35 çarpı x para kazanır. 35 çarpı x kazanıyor ve 35 çarpı x kazanınca 540 YTL kar ediyor. İkinci durumda da 24 liradan satıyor. Dolayısıyla 24x kazanıyor ama 120 lira zarar ediyor. Öyleyse ben derim ki şuradan 35 YTL'den sattığındaki 540 YTL karı çıkarırsam 35x-540 pardon eşit olacak 24x artı 120. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü dedim ki sen 35x'ten sattığında 540 YTL kar ediyormuşsun. Ben önce senin gömlek sayını bulmak için bu karı bir çıkarayım. 35x eksi 540 ne oluyor? Ne kar ne zarar. Burada ne kar var ne zarar. 24x'ten sattığında da 120 lira zarar ediyormuşsun. Üstüne ben 120 lira koyayım bulduğum paranın. Yine ne kar ne zarar. İki farklı ifadedeki denklemi kurduk. 35x eksi 540, 24x artı 120'ye eşit oluyor. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa atalım. 24x'i karşıya attığımızda eksi 24x geçeceği için 11x olacak. Eksi 540 karşıya artı geçeceği için 660 olacak. X'i 60 olarak bulduk. X neydi? Gömleklerin adeti. Cevabımız Deniz. Peki başka ne sorabilirdi bize? Şunu sorabilirdi. Bu satıcının kar veya zarar etmemesi kaç lira durumunda olur? Hemen denklemin bir tarafına koyardık. 60 ile 24'ü çarpı üstüne 120 ekleyince adamın maliyetini bulurduk. Tekrar söylüyorum. Kar değişiyor, zarar değişiyor, fiyat değişiyor. Biz neye de odaklanıyoruz? Neye x diyoruz? Bizim sabitimiz ne oluyor? Gömleklerin sayısı. Onu yazdıktan sonra iki tarafı da ne kar ne zarar olacak durumda yazıyoruz ve dolayısıyla iki tarafta da aynı ifadenin olduğunu görüyoruz. Aynı sayısal sonucu verecek. Bu denklemi kurduktan sonra bilinmeyenimize rahatça ulaşıyoruz.